8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 59 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 5918. Alan Turing, henüz 16 yaşındayken Einstein ve Newton'un kuramlarının karşılaştırmasını özgün bir şekilde yazmıştır. Daha sonra ise matematiğin efsane isimlerinden Kurt Gödel'in geliştirmiş olduğu formülleri yeniden düzenleyerek yazdığı Hesaplanabilir Sayılar isimli makalesiyle matematik dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olmuştur. Kendisinin en önemli özelliği, sayılar arasındaki ilişki olarak adlandırılan örüntüler konusunda üstün becerilere sahip olmasıdır. Turing, hayvanların beneklerinde bir örüntü olduğunu düşünerek bilim dünyasında fırtınalar koparmıştır. Bu parçadan alan Turing ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Kabul görmüş bilimsel yargıları değiştirmiştir. B. Doğa ile matematik arasında ilişki kurmuştur. C. Genç yaşta bilimsel bir çalışma ortaya koymuştur. D. Ünlü matematikçiler arasında yer almıştır. Cevap A. 19. ses, dalgalar halinde yayılır. Kaynağından çıkan ses, çevresindeki molekülleri titreştirir ve bu titreşim molekülden moleküle aktarılır. Yani sesin yayılabilmesi için ortamda molekül bulunması gerekir. Örneğin ses, havada ve suda yayılabilir çünkü bu ortamlar moleküllerden oluşur. Uzayda yok denecek kadar az madde vardır, dolayısıyla moleküller birbirinden çok uzaktadır. Bu yüzden uzayda oluşan ses, moleküller arasında iletilemez ve yayılamaz. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır? A. Uzay boşluğundaki moleküllerin sesi duyulur mu? B. Ses, uzayda neden yayılmaz? C. Ses uzay boşluğunda niçin sonsuza kadar kalamaz? D. Ses dalgaları moleküllerden mi oluşur? Cevap B. 20. insanların deneyimledikleri farklı durumlar karşısında sabit bir algısı olduğunu düşünmek hatadır. Çünkü insanların algılarını çeşitli yollarla etkilemek mümkündür. Bu etkileme yollarının başında ise karşılaşılan durumun kişiye sunulma biçimi gelmektedir. Aşağıdaki deneylerin hangisinde sunuş biçiminin, insan algısı üzerindeki etkisi örneklenmiştir? A. Yetkililerin, metro istasyonlarında yolculara klasik müzik dinletmeleri durumunda onlardaki taşkınlık ve gürültü çıkarma, etrafa zarar verme gibi birçok olumsuz davranış türünün önemli ölçüde azalması. Bir kalemin ortasından ısırılarak bir süre ağızda tutulması durumunda yüzdeki gülme kaslarının harekete geçmesi ve bu yapay gülümsemeden kaynaklı olumlu sinyallerin beyne ulaşması ile kişinin daha mutlu bir ruh haline girmesi, araştırmacıların bir dolu bardak suyun yarısını boşalttıklarında durumu gözlemleyenlerin %69'unun bardağı yarısı boş olarak değerlendirmesi, buna karşılık boş bardağı yarısına kadar su ile doldurduklarında gözlemcilerin %88'inin bardağı yarısı dolu olarak değerlendirmesi. D. Bulundukları ortama bırakılan şekerleri yarım saat boyunca yememeleri halinde kendilerine o şekerlerin yanında başka şekerler de verileceğinin söylendiği çocuklardan, verilen süre içinde kendini kontrol edip şekere dokunmayanların şekerleri yiyenlere göre yıllar sonra daha mutlu ve başarılı bir yaşam sürdüklerinin belirlenmesi. Cevap C. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 59 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.